şöyle değerlendiriyorum aslında. Bir kere öncelikle hani hukuk cezasızlığı bir kenara bırakalım. Söylem çok önemli. Ve kadının yaşam tarzı üzerinden yürütülen siyaset önemli. O yüzden bu derece arttı. Şöyle düşünün, yani aslında kadın cinayeti her dönem mutlaka olanmış. Yani eskiden üçüncü sayfa haberleri denirdi şimdi, ama eskiden bunu takip ve bundan dolayı bir utanç duyma, bir üzüntü duyma, kadın cinayetini lanetlemek daha yüksek tonla yapılırdı. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi kendi kadınlarını seçiyorlar. Yani ne yazık ki şunu söyleyebiliriz. Yani bakıyorlar, kadın öldürülmüş. Eğer kendilerine yakın bir kadınsa bunun üzerine bir takım sözler söylüyorlar. Ama hani eğlence hayatında öldürülmüş, orada öldürülmüş, burada öldürülmüşse çok da fazla ilgilenmiyorlar. Yani Aile Sosyal Politikalar Bakanı düşünün. Yani kimse kadını tanımıyor. Doğru düz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıyor. Ve her defasında, yani son 11 yıl ya da daha öncesinden beri kadından sorumlu bakanlar sürekli olarak bir öncekini aratır hale geldi. Yani biz bir önceki bakanı arar hale geldik. Bu yüzden hani bir politikasızlaştırma, iki bu kadın yaşam tarzı üzerindeki siyasetin daha çok kadını ezer ve baskılar hale gelmesi. Bir de tabii hukuki anlamda da iktidarın kadına karşı politikaları, bunların hepsi bir araya geldiğinde, bir de toplumsal, hani hiçbiri tabii ki bunun bir gerekçe değil ama bir toplumsal cinnet yaşadığımız bu dönemde üst üste geldiğinde kadına yönelik şiddet artıyor. Arttıkça da kanıksanır hale gelmesi en kötü. Yani bugün işte hani normalde günde bir kadın en az, şimdi 2-3-5 ve üstelik bakın bu yaralananlar ve daha sonra ölenler kimi zaman istatistikleri bile geçmiyor. Mesela bakın, samuray bıçağıyla bir genç mimar kadını öldürdüler, hatırlarsınız. Yani şimdi bu tür silahların böyle leblebi çekirdek gibi satılması, her silahsızlanma dediğimizde hani böyle bir işte Türk'ün silahı olur, at avrat silah savunmasıyla karşımıza gelinmesi, tüm bunlar, ya özellikle silahlanma ve bunun kontrolden çıkması da biraz da buna sebebiyet. Bu kadar kolay silahlanma, bu kadar kolay ruhsat alma, bu yani işte Amerika'da var. Her gün cinayet oluyor. Millet market tarıyor, şunu tarıyor, bunu tarıyor. Bizim gibi yani şiddetin bunca hale geldiği ülkelerde buna bir kere buna da denetim getirilmesi lazım. Yani sadece kadını hukukla, sadece adamı içeri atarak da korunacak bir şey değil mi? Bakın, ceza, idam diyorlar. Ya idamın olduğu yerlerde de cinayet işlenmiyor mu? Yani İran'da da işleniyor, işte Amerika'da da işleniyor, orada da işleniyor, burada da işleniyor. Biraz da hani sonucu, yani sonuçtan yola çıkarak bir çözüme ulaşamazsınız. Siz önleyici olacaksınız. Yani İçişleri Bakanlığı hayal aleminde. Facebook'u aç, adamlar ellerinde silahlarla, şunlarla, bunlarla pozlar veriyor. Sen kimsin? Bu kadar silahı nasıl edindin, değil mi? Hiç bunlara yapılışın. Bunlar yarın bir gün çok rahatlıkla bir kadında cinayet olabilir. Çocuğa da olabilir, erkeğe de olabilir, yaşlıya da olabilir, herkese olabilir. Yani şiddet kadın üzerinde ağırlıklı olmakla beraber Türkiye'nin genelinde tüm herkese karşı, yani her türlü mağdura, belki hani dezavantajlı gruba karşı ciddi bir şiddet çoğalarak artıyor. Bunun çok çeşitli boyutları var. Yani bu artık salt bir bakış açısıyla çözülmez. İstanbul Sözleşmesi, onun yanına iç hukuk, onun yanına önleyici sözleşmeler, onun yanına işte denetleme, söylem. Bir kere bir sussunlar ya. Ağızlarını her açtıklarında kadına yönelik, yani mesela şu an LGBT'lere yönelik ciddi bir şiddet başlayacak belli. Yani zaten var. Yani biliyorsunuz, en çok şiddet gören grup. En çok şimdi bundan sonra LGBT'lere yönelik, yani öldürse, vursa hafifletici olacak herhalde. Yani işte kışkırtıcı olmuş olacak. Hatta şu anda şunu bile yapabilirler bakın. Yani birini öldürdükten sonra ya o zaten öyleydi deyip bir hafifletme de alma yoluna gidebilirler. Çünkü Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın, işte o zaman Başbakan'da ya da bakanların söylemi savunmalara çok yansıyor. Bir kere bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunların yapabileceği bir şey değil bu. Yani onu biliyoruz. Yani bu iktidar döneminde bunun çözülebilme ihtimali yok. Bir an önce kurtulalım da hani bir çözüm olsun. Ha, ama bundan sonra
erkek bakış açısıyla çözülebilecek bir şey değil bu salt. Salt kadın bakış açısıyla da çözülebilecek bir şey değil. İşin içinde hukukçusunun, uzmanın, doktorun, psikoloğun, şunun bunun olduğu dev bir konsorsiyumla çözülmesi gerekiyor. Gerçekten çok boyutlu. Ha bazen diyorlar ya işte yoksulluktan öldürdü. Sonra karşı çıkılıyor. Ya işte bu gerekçe mi? Doğru, gerekçe değil. Alsın cezasını. Ama yoksulluk kışkırtıcı bir sebep haline geliyorsa salt o kişinin ceza alması ölen kadını geri getirmiyor. Yani toplumsal ayrışma, toplumsal kutuplaşma, toplumdaki bu zengin fakir farkının inanılmaz boyutlara yükselmesi. Evet, biz bunu bir gerekçe olarak görmüyoruz. Tabii ki de cinnet diye, yoksulum diye, işsizim diye kadını öldüremez. Elbette o cezayı alacak. Ama o cezayı aldıktan sonra o kadın geri gelmiyor. Onun olmasını engelleyecek önleyici tedbirler, ekonomik, politik, hukuki, psikolojik, her neyse, çevresel, tüm bunları oturup, çünkü bu artık hani bir kadın meselesi, bu bir tek boyutlu bir mesele olmaktan çok çıkmış vaziyette. Tabii canım, yani zaten toplumun yarısı kadın, ama şunu söyleyeyim, hani sebepleriyle, sonuçlarıyla ciddi bir travma haline geldi. Yani kadın öldükten sonra aile, çocuklar, yani öyle büyük bir travmaya dönüştü ki bu. Bunun çözülmesi için dediğim gibi salt İstanbul Sözleşmesi de yetmez. Şarttır ama İstanbul Sözleşmesi ile başlayacak ve onu donatacak pek çok yasaya ihtiyaç var. Başta bireysel silahlanmanın kısıtlanması. Bu iktidar açısından silah kendi adamlarını karşı tarafa şiddet uygulamak ve korkutmak üzere kullanılan bir şey. Ha bu, şunu söylemek istemiyorum, yani kadınları öldürsünsün diye silahlandırmayı, ama silahlanma kadınların ölümüne yol açıyor. Ama esas itibariyle orada şöyle bir şey var. Yani toplumda silahlı, militan, kendilerine gereğinde destek verecek güçlerin oluşması için silahlanmaya ihtiyaç var. Vallahi bir yargı olmadığını gösteriyor zaten. Yani adalet, yargı, hukuk. Yani bu döneme dair hani gerçekten bu şimdi seçilen insanların liyakat aranmıyor. Onun ahbabı, bunun eşi, dostu, o oradan para kazansın, oradan 3-5 kuruş danışmanlık alsın falan, böyle bir yapı var. Şimdi siz nereye denk düşüyorsunuz? Bu tabii adalet gibi çok önemli bir yere gelmiş ama biliyorsunuz yani TÜBİTAK'a gelen bambaşka bir yerden. Öbür tarafı, onun için böyle bir meslek, uzmanlık falan gibi bir kaygıları yok. Ha buna tabii çok dramatik olanı böyle bir pozisyonda böyle birinin olması. Da kadın cinayeti davalarında hani... Çok sahiplenilirse, çok kıyamet koparsa, kamuoyu sahiplenirse geri adım atılıyor. Ama sahipsiz kalırsa, arada kaynar giderse, kamuoyu, gerçi kadın cinayetlerini durduracağız platformu, diğer kadın örgütleri, yine kadınlar çok iyi davalarını sahipleniyorlar ama o kadar da çok iyi gözden kaçabiliyor. Mesela ne zaman gözden kaçabiliyor musunuz? Gündemin çok yoğun olduğu zaman kaçabiliyor. Ama gündemin hafif yoğun olduğu zaman kaçmayabiliyor. Şimdi böyle de bir standart yok. O zamanlar mesela bu tür insanlar geri adım atabiliyorlar. Çünkü bunlar hukuki değil, siyasi bakıyor olaya. O taraftan bakıyor, diyor ki işte Cumhurbaşkanı da çok kızdı bu işe ya diyor. Dur şunu diyor, tahliye ettik ama tekrar geri alalım falan. Olay böyle geçiyor yani. Bu kadar basit geçiyor bunların arasında. Bir hukuka, bir teamüle uygun olmayan bir şekilde yukarıya bakıyor. O nasıl bakıyorsa olaya. Cezası ya da cezasızlığı ona göre oluyor. Meclisi uysal bir meclise dönüştürmeye çalışıyor. Şimdi baktığınızda en çok milletvekili olarak İktidar Partisi'nde bir hayli milletvekili var. Yani kadın milletvekili CHP'den fazla bakıldığında. Ama mesele şu, uysallaştırma, yani kendisine itaat. Mesela şeyi hatırlayın, AKP'nin daha önceki dönemlerini hatırlayın. Hani onların o çıraklık muraklık dedikleri dönemlerde kadın vekillerin biraz daha sesi çıkıyordu. Daha güçlü profiller vardı. Onların hepsi yok oldu gitti. Şimdi giderek artık hani parmağını indiren kaldıran, parti başkanı ne derse onu dinleyen bir profil başladı. Onun için yani kadınsızlaştırmaktan ziyade güçlü kadının şey yapılması,
ortadan kaldırılması. Kadın politika onlar için kadının evinde işte çocuk yapan ve belli alanlarda sınırlı olması gerekiyor. Şimdi ne kadar çok orada kadın olursa kadının toplumsal yaşamda talebi daha fazla olacak. Şimdi niye uğraşsın buna yani? Ne isteyecek kadın? İşte sokağa çıkmak için geceleri daha çok. Şimdi mesela belediye meclislerinde biliyoruz. Mesela belediye meclis üyeleri sokaklarda daha çok ışık, daha çok lamba istiyorlar. Şimdi kim uğraşacak buna? Niye? Çünkü kadın niye geçsin kardeşim diyor sokakta. En basit örneğini söylüyorum. En hani belediye bazında. Bu kadınlar işte boşanmak mı istiyor? Boşanınca ne olacak? Bu her isteyen. Şimdi nafaka. Şimdi ne kadar çok kadın meclis olursa erkeğin aleyhine, yani erkeğin aleyhine değil, kadının aleyhine olan politikalardan ortaya doğru gidilecek. Değil mi? Bir eşitlenme başlayacak. Yani bu kadın AKP'li de olsa, yani iktidarın da olsa sonuçta kadın olarak o politikayı desteklemek zorunda. Onun için mümkün olduğu kadar ne kadar az kadın olsun ya da ne kadar biat etmiş kadın olsun daha iyi. Yok ki kaldı ki zaten hani bakıyoruz biz daha önceden tanıdığımız, feminist olduğunu düşündüğümüz, yani kendilerini öyle diyen, kadın haklarını savunan, İstanbul Sözleşmesi'ni imza etmiş, savunmuş, imza etmiş derken yani savunmuş AKP'li kadın arkadaşların birden birer küçük Tayyip Erdoğan'a dönüştüğünü görüyoruz yani. Ki İstanbul Sözleşmesi şart, olmazsa olmaz, bu çok önemli. Onun dışında kadının toplumsal yaşamdaki konumunu güçlendirici her türlü politikanın amasız, fakatsız, şartsız, şurtsuz ortaya konması gerekiyor. Bu kadar net. Yani bunun artık hani öyleydisi böyleydisi yok. 21. yüzyılda %50-50 eşit bir nüfus olarak yaşıyoruz. Bu yüzden hani bunun artık ikircisi, şusu, busu, örgütlerde eşit temsil, siyasette eşit temsil, her alanda eşit temsil, parite. Yani şu an hani pozitif ayrımcılık olacak ise o pariteyi tutturana kadar, eşit temsili tutturana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim, tabii kadın mücadelesi ne bu dönemde başladı ne de hani bitecek. Bu hep böyle devam edecek. Bu yaşam kavgası. Elbette ben de bir ütopyadan başladım. Bahsettim ama yani kadın dünyanın yani yaşamın ilk ötekisi. O ötekilikten kurtulmanın çeşitli merhaleleri olmuş. Her dönem bir şekilde olacak herhalde. Bu mücadelesini sürdüreceğiz.